Bir de bana şöyle şey, sizin vaksin, bir de hadis il başkanı. Tabii tabii. Buyurun, İdris Bey. Teşekkür ederim hocam. Ben de Hizmet Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy. Ben zaten sevgili başkanlarım gerekli şeyi söylediler. Biz de bu demokrasi mücadelesinde inşallah demokrasinin tecelli ettiği bir ortam muhakkak oluşacaktır. Bu öz güven noktasında. Ben halkımızın bu noktada gerekli karar vereceğine inanıyorum. Hukukumuz inşallah bu noktada çalışacaktır. Bunun dışında da Hizmet Sendikası olarak örgütlü olduğumuz iş yerlerinde demin de siz de bahsettiniz başkanım. Gerçekten ciddi bir hem ülkede hem dünyada ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanmakta. Evet sizler belki bütçenize göre bu konuda gerekli adımlar atıyorsunuz ama şunu da ifade etmem lazım ki İstanbul'da yaşayan sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil, ilçe belediyelerinde yaşayan işçi arkadaşlarımızın da gerçekten geçim sıkıntısı çektiğini görüyoruz. Demin bir belediyeden geliyorum. Orada da bir sözleşme imzaladık. Orada da arkadaşlarla bir araya gelince bu gerçekten bu sıkıntıyı bize ifade ettikleri görüyoruz. Artık İstanbul'da yaşamak zor. Kiraların, yemeğin, ulaşımın pahalılığını biliyoruz. O noktada da sizden gerçekten bu noktada bir yardım, bu konuda e-protokoller, toplu sözleşmeler, iyi toplu sözleşmeler bekliyoruz, umut ediyoruz. Tekrardan söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Umudunuzu da Allah kabul etsin. Tabii tabii. Takışır başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli belediye başkanı, Akış Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın çok kıymetli genel başkanı, genel başkan yardımcıları, sendikalarımızın çok kıymetli şube başkanları. Öncelikle bir saygıyla selamlıyorum. Bugün aslında hem Akış İstanbul İl Başkanı hem Hizmet Sendikası Yeti Büyükşehir Şube Başkanı olarak bir iki kelam etmek isterim. 2019 yılı itibariyle sizlerle birlikte bir yol mücadelesi, bir paydaş pozisyonda yaklaşık 4. yıla giriyoruz. İnanın o süreden başlayan sizin duruşunuz ve yönetimimizde gerek Ali Bey, gerek Yiğit Bey, gerek yöneticilerimizde bu anlamdaki tarafsızlığınız, sendikal anlamda işlere vermiş olduğunuz özgüven, ciddi anlamda sahada memnuniyet ortaya koymuştur. Bu anlamda hem çalışan arkadaşlarımız adına hem de şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ki her sizin, ben kendim olarak bir sözcük ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu deyince hep adalet olarak aklıma gelir. Çünkü adalet her konuşmanızın başında yer alıyor. Bugün de biz o yıl 2019'dan itibaren o adaleti gerçekten gördük. İnşallah burada da adalet tecelli edecektir. Adalet sadece kağıt üstünde değil, halkın vicdanında da tecelli etmesi en önemli olaylardan bir tanesidir. İnşallah bu demokrasi anlayışıyla size başarılar diliyorum. İnşallah ben bugün tabii burada bizi misafir ettiğiniz için hem ekibinize hem sizlere de teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Umarız da hayırlı olsun inşallah. Sevgili başkanım, gerçi ben sen genel başkanım ama bizim genel sekreterimiz var. Ben sizden daha çok demokratım diyeyim. Başkanıma bana oradan söz verirsen diye yazmış. Eğer müsaade etseniz onu da kapatalım. Tabii ki buyursun. Saygıdeğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Akış Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın saygıdeğer önderleri, belediyemizin saygıdeğer bürokratları, başkanımızın saygıdeğer temsilcileri, ben de Özgüven Sendikası adına en kalbi duygularını hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Çok güzel konuşmalar yaptılar. Çok kıymetli bilgiler sundunuz. Özellikle siz altını çizdiniz Sayın Başkanım. Gerçekten emeğe ve emeğe bakış açınızı ortaya koymuş oldunuz. Türkiye yeni bir yüzyılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de yeni bir çalışma modeli, işte sendikal model. Buna çok ciddi manada ihtiyaç var. Diliyorum, umut ediyorum ki bunların gerçekleşmesinde en önemli unsur şu anda mesleğimizin iş formumuzla alakalı. Türkiye'de ilk defa örgütlenmeler gerçekleşiyor. Türkiye'de ilk defa ikinci toplu iş sözleşmesi imzalıyorsunuz. Bu da size nasip oldu, bizlere nasip oldu. Türkiye'de iş formumuzda sendikalaşma noktasında yeni sözleşme karşılıklı müzakere yapılarak şu 3 yıl içerisinde
gerçekten sistemi oturma noktasında özellikle altını sizlere vurgulamak istiyorum. İSKÜ Enerji'nin genel müdürünün konuya vakıf olması, bizi iş kurumumuzun ilk defa olması, yönetimi yeni olması, sendikaların yeni olması sıkıntısız bu süreci bu noktaya getirdi. Tüm bunları sağlarken sizin bağlı olduğunuz, dolaylı olarak şu anda yaşamış olduğunuz olayın ortadan kaldırılmasının en önemli unsuru güvenin tesis edilmesi lazım. Güvenin olmadığı hiçbir yerde adaletin tecelli etmesi mümkün değildir. Onun için biz birey olarak, örgüt olarak Türkiye'de gerçekten demokrasiye inanıyoruz, demokrasiyi seviyoruz, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Ama hukukun üstünlüğü, hukukun kararlarına da her zaman saygıda kusur etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ve umut ediyorum ki yürümüş olduğunuz bu yolda siz halkımızın teveccühünü elde ettiğiniz sürece hiçbir güç ve kudret sizin önünüzde engel olamayacağını düşünüyorum. Bu hepimiz için, burada bulunan bütün bireyler için geçerli. Ben Türkiye'de sizden özellikle istirham ediyorum. Gerçekten Türkiye modeli şu anda poliste, askerle huzur ve güvenliği sağlamaya çalışıyor. Artık gelişen dünya özel sektörle de bunu gerçekleştiriyor. Bizim de Türkiye'mizde henüz iş kolu yeni. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst güven aşısı hem çalışma koşulları hem ekonomik hem de onların özlük haklarıyla ilgili Türkiye'ye bir model olacak. Bu konudaki katkı ve desteğinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir konuda aldığınız için istiyorum. Biz sendikalarız. Türkiye'de 3 tane büyük konfederasyon var. Kendi aralarında çekişmeler oluyor. Ben bunu reddediyorum. Tek konfederasyon olmalı Türkiye'de. Henüz ona erişmemiş. Ama maalesef böyle 3 tane var. Burada birbirimizin arasında ufak tefek sürtüşmeler oldu. Sizin ortaya koymuş oldunuz ve sizin komutanınızdaki arkadaşların adil ve adaletli davranması sizin adalete bakış açınızı da ortaya koymuş oldu. Ben Erzurum'um. Batı'dan Erzurum'a kışın zemheride birisi geldiği zaman çok soğuk. Ama o soğuğu görmediği için adamı sobanın yanına yaklaştırıyoruz. Adam yanıyor. Adam uzağa geçiyor, üşüyor. Bir türlü dengeyi sağlayamıyor. İşçi işveren ilişkileri Erzurum'daki yanan horlu sobaya benzer. İşverene fazla yakın olmuyoruz, fazla da uzak olmuyoruz. Ama adalet neredeyse biz oradayız. Adalet tartışılmaz. Sözlerinizin başında ifade ettiniz. Adalet herkese lazım. Böyle bir konuşma fırsatı verdiniz. Size hitap etme şansınızı elde ettik. Bundan mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hazır olun. Bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir fotoğrafı çekilelim isterim oraya. Öyle onu çizgilere bağlayalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani sözlerime son verirken emeğin hakkını korumak sorumluluğumuz, büyük sorumluluğumuz. Tabii ekonominin zorlukları var. Yüksek enflasyonun bazen aydan aya bile insanların yaşam kalitesini zorlaştırdığı koşullarda çalışanınızı mutlu etmeyi önceleseniz dahi zorlandığınız anlar olabiliyor ama konuda titiz olduğumuzu bilin. Yani biz elimizde bir fırsat var ise bu devlet kurumunun akışını aksatmaksızın önce devleti yaşatacağız. Tabii ki insanı yaşatırsan devlet yaşar. Dolayısıyla hani bu prensiple mutlaka her çalışanımızın hakkını koruma konusunda özenli davranacağız. Hepimizin çoluğu çocuğu var. İnsanların hayata bakışının değiştiğini çocuklarımızdan görüyoruz. Dolayısıyla bahsettiğim sendikal değişimin de onlara uyarlanması gerektiğini de bizim anlaması lazım. Bunu bugünden düşünecek olan nasıl memleketin geleceğini bizler düşünmek zorundayız. Siz de onun bir parçasınız. Sendikal işlemlerin, çalışan iş gücünün ihtiyaçlarının da aynı paralelde yarınlara dönüp hangi sorunları çözmeye kavuşması gerektiği hususunda bence çok hızlı bir çalışmaya muhtaç bu emek dünyası. Bu konuda bütün sendikaları ben göreve davet ediyorum. Biz de görevliyiz. Belediyeler, diğer işverenler vesaire. Umarım hep birlikte bunu gelecek nesle hep birlikte hazırlarız. Bu tabii sadece bizim değil, uluslararası bir gündemdir. Onun da altını çizeyim. Tekrar hepimize güzel düşüncelerimiz için karşılıklı bu güzel hassas duyguları aynı zeminde, aynı terazinin kefelerinde
konuşabilmekten de büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemizin ayrışmayı konuşacak vakti kalmaması lazım. Çünkü bizi birleştirecek o kadar güzel şeyler var ki ayrışmaya vakit bile kalmaz. Ona sıra bile gelmez. Ama nasıl beceriyorsa ayrışmayı birleşmenin önüne koyabiliyoruz. Çok yazık. Çok yazık. Ve ülke gerçek gündemi ıskalıyor. Iskalamamalı. Bu ülkenin nimeti bol. Anadolu'dan Trakya'ya. Gerçekten bol. Üretmeye hazır. İnsanı kaliteli. Her coğrafyanın kendine has özellikleriyle kaliteli. Bu kadar güzel insan olan bir yerde bizim sadece üretimi, zenginleşmeyi, bölüşmeyi, paylaşmayı konuşuyor olmamız lazım. İnşallah hep böyle gündemleri konuşacağımız günleri sağlarız. Tekrar hepinize yürekten teşekkür ederim.